Yemek ye. İstemiyorum. Ye dedim sana. Niye tavır yapıyorsun ki bana? Boşuna çünkü tavrın. O kocan şimdiye kadar çoktan evlenmiştir. Onun için mi yemeği reddediyorsun sen yoksa? Aç kalarak onu geri kazanamazsın. Artık her şey için çok geç. Bak, açlıktan ölmeni istemiyoruz. O yüzden bu yemeği güzelce yiyeceksin. Anlaştık mı? Sana istemiyorum dedim. Götür şunu. Of ya güzelim. Sorun değil. Sen kızmaya devam et. Biz de kendimize bir ziyafet çekerim. Yürüyün. Gidip biz de güzelce yemeğimizi yiyelim. Bugün kocam evleniyor. Bugün kocam evleniyor. Bugün kocam evleniyor. İmdat diye bağırıyordun. Kurtarmaya geldim ama hala bağırıyorsun. Kurtarmaya geldim. Ya sen neden buradasın? Geldim. Evet, buradayım. İyi misin Pragya? Burada pes etsem bile her zaman bir ümidim olacak. Abi her zamanki gibi gelip beni kurtaracak. Ama artık gelemez. Çünkü bu defa nerede olduğumu bile bilmiyor. Ya Tanu ile evlendikten sonra beni kurtarmaya gelirse? O zaman ne işe yarar? Orada ne yapacağım ki? Tanu'nun karısı olduğunu görmeye mi gideceğim ben oraya? Kocamı başka bir kadınla görmeye nasıl dayanırım? Hayır, ben bunu görmeye dayanamam. Dönmek istemiyorum. Pragya dün bana çok direnmişti. Onu çaresiz bir durumda, acı çekerken görmek çok eğlenceli olacak. Bakalım kendini nasıl savunacak. Ama şunu söylemeliyim. Pragya'yı acı içinde görmek dünyadaki hiçbir mutluluğa benzemiyor. Gerçekten. Hatta eğlencemi katlamak için bugün onu ağlatacağım. Kim ki bu saatte? Damre ile adamları mı? Eğer bir hata yaptılarsa onlara asla acımayacağım. Kim o? Tanu, sen... Sen bu saatte... Sana inanmıyorum Tanu. Artık abiyle evlisin sen. Ve... Bugün düğün gecen değil miydi? Abiyle olman gerekirken... Beni özledin, değil mi? Buraya Pragya'yı sormak için geldiğini biliyorum. Yenilgisinin suratına vurmak için. Acı çektiğini görmek istiyorsun. Şöyle yapalım. Ona düğününün detaylarını anlat. Ve onu kıskandır. Sen tam zamanında geldin çünkü ben de zaten çıkıyordum. Birlikte gider onu üzeriz. Hadi. Onun adını anma. Tamam ya, anmam. Lakabını kullanayım. Dört göz değil mi? Ha? Ne dersin? Nikin, lütfen dalga geçme. Onun yüzünü görmek istemiyorum. Bir daha karşıma çıkarsa neler olacağını hayal bile edemiyorum. Tanu, saçmalama. Düğünden önce ona sinirli olman normaldi. Bence Pragya'ya teşekkür etmen gerek. Çünkü onun sayesinde evlendin. Evlenemedim ben. Pragya buna izin vermiyor, anlasana. Ne? Sen abiyle evlenemedin mi? Yani evlenemedin. Bir saniye. Pragya bir şey mi anlattı yoksa? Geldi mi? Kesin Damru yüzündendir, gidip onun... Pragya kaçmadı Nikil. Peki o zaman düğün neden olmadı? Burap mı bir şey söyledi? Burap düğünü engellemedi. Pragya'nın annesi geldi. Olay çıkardı ve düğün iptal oldu. Bazı adamların Pragya'yı kaçırdığını söyledi. Bu kas kafalı Damro'nun işidir. Tam korktuğum gibi.
Sanırım adamların sana bilgi vermemişler. Annesi onları durdurmaya çalışmış ve kafasına vurmuşlar. Ama eve geri dönmeyi başardı işte. Dahası evde olay çıkartıp abiyi kışkırttı. Düğünümü engelledi. Bütün hayallerim, bütün planlarım suya düştü. Bütün planlarımı bozup düğünümü engelledi. Düğünü nasıl engeller ki? Yoksa abiye gerçekleri mi anlattı? Hepsini anlattı. Abi şu anda nerede? Abi şu anda nerede olabilir? Tabii ya. Praga'yı bulmaya gitmiştir. Evet. Abi inanılmaz bir adammış. Seninle evlenme sözü verdiyse neden düğünün ortasında çıkıp gidiyor ki? Çünkü o delirdi. Praga'nın adını duyunca hiçbir şey gözü görmüyor işte. Bu abinin derdi ne? Ha? Yani sürekli yaptığımız planları bozup duruyor. Önce düğünü iptal etti. Hem de Praga'yı bulmak yani... ne yapacağım ben? Abi bana Praga'yı ne olursa olsun bulacağını söyledi. Eğer Praga'yı bulursa her şeyi öğrenir ve işimiz biter. Hayır Niki, bu defa olmaz. Abi her defasında Praga'yı kurtardı. Ama bu defa kurtaramayacak. Ne olursa olsun Niki, bu işi özenle yapmamız gerekiyor. Yani? Praga'yı öldüreceğiz. Eğer ölürse hayatımıza karışacak kimse olmaz. Onun hayatımdan çıkmasını istiyorum. Öldür onu Niki. Hey! Gizli gizli kiminle konuşuyordun? Düğünde kendine bir kız arkadaş falan mı buldun? Nerede bizde o kısmet? Keşke. Senin gibi kafasız birini kim ne yapsın? Abi gülüyorsun ama durum çok ciddi. Düğünde çok büyük bir olay çıkmış. Bunlar hangi düğünden bahsediyor? Abiyle Tanu'nun düğünü mü? Yoksa düğün yapılmadı mı? Nasıl yani? Meraların düğün... Sus! Burada olmaz. Dışarıda konuşalım. Gelin hadi. Hepsi dışarı çıktı. Nasıl öğreneceğim? Söyle. Ne saçmalıyorsun? Saçmalamıyorum abi. Haber veriyorum. Rock Yıldızı'nın düğünü yarım kalmış. Ne diyorsun? Evet abi öyle. Ne zaman yapılacak peki? 2 saat. 3 saat. Yarın, öbür gün, haftaya ne zaman? Abi... Düğün hiç yapılmayacakmış. Bu haberi kim verdi sana? Abi düğündeyken bir garsonla arkadaş oldu. Bana bilgi versin diye. Telefon numarasını da almıştım. Az önce beni aradı ve dedi ki tam biz düğünden çıktığımız anda... Bir olay çıkmış ve düğün yarım kalmış. Yemek bile yiyememiş. Maaşını alıp alamayacağından bile emin değilmiş. O zaman Tanu ile abi evlenmemiş. Ama bu nasıl oldu? Nikil bana duaları dinletmişti. Sonra bir anda... Ama bu adamlar yalan söylüyor olamaz ki. Haber mutlaka doğrudur. Yani düğün iptal edildi. O hala benim kocam. Ve ben onun karısıyım. Ben hala onunla evliyim. Ondan ayrılmadım. Düğün neden iptal oldu? Kim yaptı? Yoksa abi mi durdurdu? Belki de benim için yapmıştır. Aa, evet olabilir. Zaten endişeliydi. O zaman benimle evlenecek ve biz birlikte olacağız. Evet o gelip beni kurtaracak. Ama nasıl? Nerede olduğumu bile bilmiyor. Beni nasıl bulacak? Eğer buradan kurtulamazsam Tanu onu evlenmeye zorlayacaktır. Mutlaka ona bir şeyler söylemeye başlar. Hayır hayır. Ne olursa olsun buradan kaçmam gerek. Buradan kaçmanın bir yolunu bulmalıyım. Ama nasıl? Bir şekilde Praga'yı bulmalıyım. Ama nasıl, nerede olabilir ki? Kim bilir nerede ve ne halde şu anda? Neden gittin Praga? Seni son gördüğüm zaman ağlıyordun.
Sonrasında benimle konuşmadan gittin. Seni böyle üzgün görünce ben de çok üzüldüm. Neden yaptın bunu Tomiş? Neden benimle konuşmadın? Sen yanımda olsaydın işler böyle olmazdı. Ama seni suçlayamam. Tanu ile evlenmemi izleyemezdin. Neden hep böyle oluyor? Ne zaman benden uzaklaşsan başın derde giriyor. Belki ben yanına geleyim diyedir. Belki ayrı kalmamamız gerekiyordur. Bu yüzden her ayrıldığımızda kavuşuyoruz. Peki neden seni bulamıyorum? Neredesin? Efendim Pro. Bir şey buldun mu abi? Hayır, ben de aynanın sana soracaktım. Hayır, ben de bir şey bulamadım. Ama kayıt ofisinden... Kamyonetin plakaya bağlı adresini bulmaya çalışıyorum şu an. Eğer adresi bulursak... Prakya'yı da bulmuş oluruz. Eğer bir ipucu bulursan hemen beni ara. Ben buradayım. Tamam. Tamam. Kesin ara ama. Oraya yalnız gitme. Kahramanlığı sevdiğini biliyorum. Ama lütfen hayatını riske atma. Tabii ki ararım. Önce onu bulayım da. Tamam. Kapatıyorum ben. Görüşürüz. Raja neredesin? Bir saniye. Birine sormayı unuttum. Al. İç. Şimdi bak. Beni iyi dinle ve anlamaya çalışmalısın. Atalarımız boşuna öfkeyle kalkan zararla oturur dememişler. Az önce söylediklerinin tek sebebi şu anda öfkeli olma. Ve haklısın da. Çünkü Pragya'nın sana yaptıkları kabul edilemez şeyler. Onun yüzünden evlenemedin. O evlenemeyince seni de engelledi. Ama bunun bir çözümü var. Ve bu öldürmek değil. İntikamını al ama bu şekilde olmaz. Onu öldürürsek bile abinin seninle evleneceğini mi sanıyorsun yoksa? Depresyona girecek ve seninle konuşmayacak. Pragya'yı defalarca öldürmeye çalıştığımızı biliyorum Tano. Ama her seferinde elimizden kaçmayı başardı işte ve başımız derde girdi. Bu yüzden düğünün iptal olmasının yeterince... kötü olduğunu sana anlatmaya çalışıyorum. Beni anlıyor musun? Derdimizi daha da fazla arttırma. İntikamımızı almamız gerektiğini biliyorum Tanu. Ama onu öldüremeyiz. İntikam almak için bir plan yapacağız ve bir çözüm bulacağız. Çünkü onu öldürmek kolay değil. Beni anlıyor musun? Sen ne yapıyorsun Tanu? Yüzüme su attın. Ne yapsaydım? Sonuçta sen de bir şey başarabilmiş değilsin. Hiçbir şey elinden gelmiyor. Bak, ben işimi yaptım, tamam mı? Sarla teyzenin gelip her şeyi anlatması benim suçum değil. İşini yaptın demek. Düğünümün sorunsuz gitmesi senin sorumluluğundaydı. Ama ne yaptın? Pragya'yı oradan kaçırdın ama ondan kurtulamadın. Biliyor musun? Alya haklıymış.
çok büyük konuşuyorsun ama hiçbir işi beceremiyorsun sen. Ne cüretle bunu söylersin? Tamam. Senin demek istediğin şey Braga'yı kaçırdığımda onu öldürmem gerektiğiydi. Anlıyorum. Öldürseydim de ama düğünün iptal olacaktı. Bir daha olmayacak. Çünkü Pragya yaşamayacak. Biz Pragya'yı öldüreceğiz. Onun yüzünden hayatta çok sorun yaşadım ben. Her zaman beni yenmeyi başardı. Eğer onu öldürürsem beni yenemez. Sen ne sandın? Abi Pragya'yı bulduğunda ona kimin kaçırdığını anlatmayacak mı yani? Sana bunu söylememi beklememeliydin. Gidip onu öldürmen gerekirken sen bana sakin ol diyorsun. Başka ne yapabilirdim? Söyler misin? Hı? Kışkırtsa mıydım? Kızdırsa mıydım? Bak... Bu durum zaten çok kötü ve yanlış bir şey yaparsak bu kez daha da kötü olacak. Durum zaten yeterince kötü Nikhil. Sadece sen fark etmiyorsun. Abi Pragya'yı arıyor ve ne olursa olsun onu bulacak, bunu biliyorum. Hepimiz için Pragya'nın ölmesi çok önemli. Sana son defa soruyorum. Pragya'yı öldürecek misin? Söyle. Nikhil! Bu senin için çok kolay bir iş. Çünkü zaten Pragya elinde tutsak, eğer onu öldürüp cesetten kurtulursan, kimse senden şüphelenmez bile. Hala zamanımız var Nikhil. Ama fazla bekleyemeyiz. Eğer yapmayacaksan, başkasını bulur, bu işi ona yaptırırım. Yapamazsam onu kendim öldürürüm. Çünkü Pragya'nın ölmesini istiyorum artık. Çünkü Pragya ölene kadar abiyle evlenmeyi başaramayacağım. Artık Pragya'nın işini tamamen bitireceğim. Ondan sonsuza dek kurtulacağım. Onun işini bitireceğim. Öyle bir öldüreceğim ki insanlar aşık olmaktan kaçacaklar. Artık kimse evliliğin gücüyle övünemeyecek. Onu öldürmemiz gerekiyor Niki. Senin için, benim için, Alya için Pragya'nın ölmesi gerekiyor. Aksi halde mahvolacağız ve Pragya mutlu mesut yaşayacak. Söyle Niki, Pragya'yı öldürecek misin? Cevap ver bana, Pragya'yı öldürecek misin? Ben... Pragya'yı öldüreceğim. Evet. Evet, Pragya'yı öldüreceğim, tamam mı? Hı? Ve... Sen çok haklısın. Eğer Pragya yaşarsa biz biteriz. Ölmesi gerek, çünkü ölmezse biz mahvoluruz. Hayır. Pragya'nın işini bitireceğim. Çünkü her şeyi biliyor, her şeyi. Abi onu bulursa ona her şeyi anlatır. Pragya öldüğü zaman, o zaman bütün sorunlarımız çözülecek ve önümüzde hiçbir engel kalmayacak. Hayır. Hayır. Bu yenilgiyle ilgili bir şey değil. Bu artık ölüm kalım meselesi. Sadece onu öldürerek biz 3 hayat kurtaracağız. O senin düğününü engelledi. Şimdi sana söz veriyorum. Ben de Pragya'yı sonsuza kadar Abi'den ayıracağım. Sarla,
Lütfen endişelenme. Tanrı her şeyi yoluna koyacaktır. Merak etme, her şey düzelir. Ağrın dindi mi? Ağrım yok ki benim. Bragya geri döndüğü zaman iyileşirim, merak etmeyin. Anlıyorum seni. Ben de Bragya'yı düşünüyorum. Bak Sarla, sen böyle şeyler söylersen nasıl sakinleşecek? Onu anlatmaya çalışmaktan yoruldum. İyi düşünürseniz iyi şeyler olur. Ama hiç dinlemiyor. Bakın, abi kahraman. Onu kurtarmaya gitti. Onu kurtarıp sağ salim getirme konusunda rekoru hala elinde tutuyor. En iyi kısmı da şu Sarla. Tanu ile abi evlenemediler. Belki abi Pragya'yı kurtarırsa Pragya'da duygularını açıp evlenmek ister. Kim bilir? Bu harika olur. Ortam hazır. Peder burada, her şey hazır. Pragya ile abiyi büyük bir düğünle evlendiririz. Tanrı'nın kızımın daha ne kadar sınayacağını bilemiyorum. Umarım döndükleri zaman birbirlerine kavuşurlar ve mutlu mesut yaşarlar. Ondan önce yapmam gereken bir şey var. Alya'ya acımayacağım. Purab, neden geldin? Bak Purab, yine aynı şeyi sormaya geldiysen buna cevabım olmadığını söyleyeyim sana. Zaten canım sıkkın ve başım ağrıyor. Bozulan moralin değil. Bozulan şerefin. Sonra niyetin. Baştan aşağı tüm karakterin bozuk senin. Ben senin kötü tarafını gördüm sonunda. Ve şimdi sen de benimkini göreceksin. Lafa fazla dolandırmayacağım. Çünkü senin de bu işe bulaştığını iyi biliyorum. Ben soracağım ve sen de güzelce cevaplayacaksın. Pragya'yı nereye götürdünüz? Ben mi yaptım? Onu ben mi kaçırttım? Yani Pragya'yı kaçırtıp annesini düğünü durdurması için buraya ben yolladım ha? Yıllardır yapmaya çalıştığım şeyi bu şekilde sabote edeceğimi mi sanıyorsun sen Purab ha? Pragya'nın yerini bilmiyorum. Onu ben kaçırtmadım. Pragya'nın nerede olduğunu bilmiyorum. Sakın sabrımı sınama Alya. Şu anda gerçekten çok kızgınım. Yalanlarını yeterince dinledim. Bugün bunca yıldır senin Pragya'ya yaptıklarını bugün ben sana yapacağım. Purab, beni boğuyorsun. Kolay cevap vermeyeceğini iyi biliyorum. Ama bugün bana cevap vermezsen o zaman öleceksin. Pragya nerede? Hemen söyle. Pragya'nın nerede olduğunu bilmiyorum. Bırak. Bana hemen doğruyu söyle. Yoksa seni öldürürüm. Burak, boğuluyorum. Güzel. En azından şimdi Pragya'nın aylardır ne yaşadığını gördün. Söyle, nerede Pragya? Onu ben kaçırtmadım Burak, lütfen. Yalan. Başkalarının hayatını mahveden yaşamayı hak etmez. Geber. Burak, ne yapıyorsun? Bırak onu. Sen karışma büyük anne. Benden kurtulamayacağım. Sen aklını mı kaçırdın? Bırak onu, ölecek. Ölse bile umurumda değil. Bunu daha önce yapmam gerekirdi. Hem de bülbül için. Ama Pragya aynı kaderi yaşamayacak. Söyle, Pragya nerede? Nereye bırak sakladınız? Onu. Bırak diyorum sana. Büyük anne, ben bülbüle verdiğim sözü tutuyorum sadece. O ölmedikçe de Pragya ile abi bir araya gelemeyecek. Pragya çok fedakarlık yaptı. Şimdi de abi için kendini feda edecek. Bana Pragya'nın yerini söyle. Bırak, bırak. Seni gebertirim. Kalk. Dur orada. Benim de sana vermek istediğim bir ders var. Ama ben senin gibi değilim. Senin Pragya'ya yaptığın gibi eziyet etmeyeceğim sana. Anlaşıldı mı? Purab, sen de ona zarar vermeyeceksin. Biz onun gibi değiliz. Onun seviyesine inmememiz gerekiyor. Sen iyi dinle. Seni kurtardım diye sakın benden kurtulacağını sanma. Çünkü Pragya'nın kaçırılmasının ardında senin olduğunu gayet iyi biliyorum. Bize bir şey daha söylemeyeceğini de çok iyi biliyorum. Şimdi Tanrı'ya dua etmeye başla.
Dua et de Praga'ya bir şey olmasın. Sapasağlam bize geri dönsün. Eğer böyle olmazsa, eğer Praga'ya zarar gelirse bir dahaki sefere hiç kimse Prab'a engel olmayacak. Anladın mı beni? Gidelim. Sen benimle gel. Şimdi beni iyi dinleyin. Haberler kötü. Nikil'in morali iyice bozulmuştur. Bunları bir daha konuşmayacağız. Ayrıca kimse Pragya'nın yanında asla bir şey konuşmayacak. Anlaşıldı mı? Eğer haberi olursa kendine güveni gelir. Sonra da onu burada kimse durduramaz. Anlaşıldı mı? Evet. Hadi içeri girelim. Peki. Uyuyor. Nikil de düğünden fotoğraf gönderdi. Şu törene baksana. Hmm. Ne güzel. Herkes de ne güzel eğleniyor. Baksanıza. Herkes çok mutlu görünüyor, evet, değil mi? Evet, çok nefis görünüyor ha. İkram ettikleri şu tatlılara bir baksanıza. İnsanın ağzı sulanıyor. Ben de böyle bir düğün istiyorum. Herkes böyle bir düğünle evlenmeli. Kesinlikle. Susun. Nikil arıyor. Susun. Susun dedim. Sakın konuşmayın. Evet patron. Nasılsınız? Şimdi beni iyi dinle. Orada her şey yolunda mı? Praga nasıl? O son derece iyi durumda. Keyfine bakıyor efendim. Nasıl? Yani bize sorun çıkartmıyor. Ama siz söyleyin, her şey yolunda mı? Yani orada durum nasıl, iyi mi? Seni dedikodu yapman için aramadım sersem herif. Sana ne diyorsam onu yap. Dinliyorum efendim. Gözünü Pragya'dan sakın ayırma. Onu bir dakika bile... Yalnız bırakmayacağım. Bir dakika bile yalnız bırakma diyecektiniz değil mi? He? Tamam, ben oraya geliyorum. Buraya mı geliyorsunuz? Bir sorun çıkmadı ya. Burada işler karıştı. Şimdi beni iyi dinle. Adamlarına söyle, etrafta nöbet tutsunlar. Buraya gelen biri mi var? Abi Pragya'yı aramaya çıktı. Ne? Nasıl? Ne dediniz? Yavaş. Tek kelime bile söyleme. Pragya şu anda abinin evlendiğini sanıyor. Eğer haberi duyarsa... Bizden korkusu kalmaz. Anladın mı? Ben de adamlarıma aynen bunu söyledim. Ne dedin? Önemli değil efendim. Siz devam edin. Durum kontrolden çıktı. O nedenle Pragya'nın öldürülmesi gerekiyor. Sakın gözünü ondan ayırma. Ben de geliyorum şimdi. Abi oraya gitmeden önce... Pragya'yı öldürmeliyiz. Peki, anladım. Ben de zaten bu emri bekliyordum. Merak etmeyin. Burada her şey kontrol altında. Sizi bekliyorum. Tanu. Durum iyice kontrolden çıktı. Şimdi eve git. Ben depoya gidiyorum. Orada gerekeni yaparım. Eğer yapabilirsen... Gözünü abiden ayırma. Yani abiye telefon et demek istiyorum. Ondan planını öğrenmeye çalışmalısın. Bu işimize yarayabilir. Ben Praga ile ilgilenirken sen ailenin yanında kal. Hadi şimdi eve git. Sadece benden iyi haberleri bekle. Hayır, eve gitmeyeceğim. Seninle geliyorum. Pragya'nın öldüğünü kendi gözlerimle görmeliyim. Onun öldüğünü görene kadar asla huzur bulamayacağım. Seninle geliyorum Nikil. Hayır, benimle gelemezsin Tanu. Eğer bana gerçekten yardım etmek istiyorsan Meraların evine git ve orada neler olduğunu anlat. Bu şekilde yardım et. Bunu yapamayacaksan biraz daha iç ve git uyu. Hayır, uyumak istemiyorum. Seninle geleceğim. Pragya'nın öldüğünü görmek istiyorum. Tanu, lütfen anlamaya çalış.
Bu bizim Pragya'yı öldürmek için son şansımız olabilir. Eğer bir terslik çıkarsa... Hiçbir şey ters gitmeyecek. Öldüğünü görmek istiyorum. Onun ölümüne tanık olmak istiyorum. Tanu, sana benimle gelemezsin dedim. Geleceğim. Eğer sen beni götürmezsen kendim giderim ama gideceğim. Tanu bak. Sen Pragya'yı öldürmezsen onu ben öldürürüm. Görmek istiyorum. Tanu! Tanu ben çok özür dilerim. Ama sen de bunu anlamak zorundasın. Bak, şu anda kendinde değilsin. Düzgün bir plan yapacak durumda değilsin. Pragya'yı öldürmek, onun öldüğünü kendi gözlerine izlemekten çok daha önemli şu anda. Beni anlamaya çalış. Bak, dinle beni. Eğer benimle gelirsen, herkes nereye gittiğini bilmek isteyecektir. Ve Pragya'nın öldürüldüğü haberi... Ailesine ulaştığı zaman herkes senden kuşkulanacak. Çünkü o öldüğü sırada sen evde olmayacaksın. Olayın arkasında senin olduğunu düşünecekler. Şimdi lütfen beni anlamaya çalış. Pragya'yı tek başına ben kendim öldüreceğim. Sana garanti veriyorum Tanu. Bu kez Pragya'yı hiç kimse kurtaramayacak benden. Büyük anne bugün Alya'yı kurtardı. Yoksa ben ondan gerçeği öğrenirdim. Ama sorun değil. Araç sahibinin adresini öğrendiğim zaman ve Pragya eve döndüğünde elimden kurtulamayacaklar. Abi? Alo? Burak, araç hakkında bilgi Hayır. aldım. Ama şimdi adamla buluşmaya gidiyorum. Bir şey öğrenince de seni hemen arayacağım. Peki, lütfen beni ara. Tamam. Burak dinle. Burak, Pragya iyi olacak değil mi? Ona bir şey olmayacak değil mi? Asla olmayacak. Sapasağlam eve geri dönecek. Sen ona sevgi sayesinde gidiyorsun. Ve eminim şu anda ona gelmeni ümitle bekliyordur abi. Merak etme. Ona bir şey olmayacak. Teşekkür ederim sen. Hep moralimi düzeltiyorsun. Pragya'yı bulacağım, ona bir şey olmasına izin veremem. Kendine güven abi. Sen Pragya'yı sevdiğin sürece ikinizi hiç kimse ayıramayacak. Sana güveniyorum ve Pragya'yı bulacağından da eminim. Kapatıyorum, görüşürüz. Raj, abiyi etrafta göremedim. Ben de bilmiyorum. Büyük anneye soralım. Büyük anne, abi nerede? Pragya'yı bulmaya gitti. Burab'ı da göremedim. O nerede? Bilgi toplamaya gitti. Abiye yardım ediyor. Umarım Pragya'yı bulmayı başarır. Elbette. Abi Pragya'yı bulmaya gitti ve kesinlikle onu eve geri getirecek. Acaba baksana Tanu nerede? Onu her yerde arıyorum ama göremedim bir türlü. Baksana her yerde Tanu'yu arıyorum ama bir türlü ulaşamadım. Kim bilir nerede ve ne halde. Onun için çok korkuyorum. Sanırım telefonunu da almamış. Ona nereden ulaşacağım? Nereye gitmiş olabilir ki? Az sonra geri döner. Hayır sanmıyorum. Düğün iptal edildiği zaman nasıl perişan olduğunu görmedin mi? Aman Tanrım umarım kendine zarar verecek bir şey yapmaz. Törenler sırasında ne kadar da mutluydu. Ama bazı kişiler onu mutlu görmeye dayanamadı. Her şeyi bozmak istediler. Siz benim hakkında mı konuşuyorsunuz? Evet. Sizin hakkınızda konuşuyorum. Kızım sizin yüzünüzden evlenemedi. Abiyle konuşmak istediyseniz biraz daha pekala bekleyebilirdiniz. Olay çıkarmaya ne gerek vardı? Neden düğüne engel oldunuz? Tören bitene kadar bekleyemediniz mi yani? Bütün bunları neden yaptınız? Kendi kızınız için mi? Gerçekten kaçırıldı mı? Ondan da emin değiliz. Belki de Tanu ve Abi'nin evlendiğini görünce yenilgisini kabul edip
sevgilisiyle kaçmıştır. Yeter! Eğer kızım hakkında tek bir kelime bile söylerseniz, şu anda bulunduğum yeri unuturum. Sizin bu aileye olan bağınıza da aldırmam. Ne hakla Pragya'yı suçlarsınız? Kendi kızınıza bakın. Tanu hiç utanmadan Pragya'nın evlilik hayatını yıktı ve benim kızımın kocasıyla evlenmek istiyor. Tanu kimseye zarar vermedi. Abi onunla evlenmek istemişti. Öyle mi? Abiye evliliğe ikna etmek için ne yaptığınızı biliyorum. Beni zorla konuşturmayın. Yoksa bütün o kirli sırlarınızı ortaya dökün. Yine de anlamadığım bir şey var. Tanu hep böyle miydi yoksa siz mi onu böyle yetiştirdiniz? Bu ne demek oluyor şimdi? Çocuklar anne babasının aynasıdır. Ebeveynlerinin izinden giderler. Onlar gibi yaşarlar. Şimdi size bakınca Tanu neden böyle oldu anlıyorum. Tıpkı annesi gibi onun izinden yürüdüğü için böyle biri olmuş. Sözlerinize dikkat edin. Bir daha asla, asla kızım hakkında tek kelime söylemeyin. Gidip Tanu'yu bulun ve sakın Pragya hakkında konuşmayın. İstediğim gibi konuşacağım. Ve suçlamaya devam edeceğim. Çünkü Pragya kaçırılmadı, hala kendi evinde. Ve sizi buraya abiyi rahatsız etmeniz için gönderdi. Abi düğünün ortasında Tanu'yu yalnız bırakıp gitsin diye. Tanu'nun hak ettiği buydu. Şimdi ektiklerini biçiyor. Ve sizin kızım hakkında tek bir kötü söz söylemeye bile hakkınız yok. Hayır var. Hakkım var ve onu suçluyorum işte. Abi benim kızımı seviyor. Sizin kızınız Pragya'da onları ayırmaya çalışıyor. Siz hala abinin Tanu'yu sevdiğine mi inanıyorsunuz? Görmediniz mi? Abi düğünde 7. yemini okumayı kabul etmedi. Töreni tamamlamadan Pragya'yı bulmaya gitti. Farkında mısınız? Pragya'nın kaçırıldığını öğrendiği anda düğünü terk etti ve sevdiği kızı bulmaya gitti. Onun sevdiği sadece Pragya. Tanu'yu asla sevmedi. Eğer siz Tanu'yla evlenmesini sağlasanız bile kızınız asla mutlu olmayacak. Çünkü abi onu sevmiyor. Anlamıyor musunuz? Abi ve Pragya birbirleri için doğmuşlar. Onların arasına giren Tanu, bu gerçeği siz de bildiğiniz halde evlenmelerini istediniz. Buna inanamıyorum. Hey baban, sıra sende. Patladım. Hemen de katlıyor ama. Paran yoksa neden oynuyorsun? Henüz para alamadık. Tanrı bilir bu işi ne zaman bitireceğiz ve ne zaman para alırız. Merak etmeyin, patron yakında burada olacak. Siz oynamaya devam edin. Düğün yapılmadı. O halde eminim birileri benim kaçırıldığımı anlamıştır. Eğer abi biliyorsa mutlaka beni bulmaya çalışıyordur. İyi ama yerimi nasıl bulabilir? Buradan kendim kurtulmak zorundayım. Kimse bana yardım edemez ki. Ben kazandım. Bu sefer ben kazandım. Paralar benim, paralar benim. Bu adamlar varken kaçmam imkansız. Dışarı nasıl çıkacağım? Bunu nasıl yapacağım? Hayır, ben kazandım. Bu sefer sen kaybettin. Sanki krallık kazanmış. O kadar çabuk sevinme bakalım. Kumarda 500 rupi kazanmak benim için kral olmak kadar önemli. Burada benden başka kral yok. Benden başkası da kazanamaz, anladın mı? Benim işim bitti. Siz devam edin. Pragya çok yorgun görünüyor. Bu gece kıpırdayamaz. Dinle. Ben dışarı çıkacağım. Sevgilisini aramaya gideceğim. Ben gelene kadar gözünüzü ondan ayırmayın. Pekala. Patronları gitti. Sadece adamları kaldı. Eğer onları kandırabilirsem buradan çıkmayı başarabilirim. Sokak satıcısı bütün gece buradadır. Bir şey görmüş olabilir. Ona sormalıyım. Affedersiniz. Sıranızı bekleyin. Hayır, çay istemiyorum. Size bir şey soracağım. Çok meşgulüm. Sonra sorarsınız.
Lütfen dinleyin beni. Söz konusu bir insanın hayatta kalması. Polise gidin. Size onlar yardım ederler. Şu anda sadece siz yardım edebilirsiniz. Ama siz... Siz ünlü rock şarkıcısı Abhishek Mehra değil misiniz? Özür dilerim, sizi tanıyamadım. Siz gerçekten... Hayır, hayır, hiç sorun değil. Söyler misiniz acaba? Buradan geçen bir araç arıyorum. Plaka numarası 2142. Bu yoldan o kadar çok araç geçiyor ki bazen fark etmiyorum bile. Hele de plaka numaralarını hiç göremem. O halde bakın. Şu fotoğrafa bakın lütfen. Etrafta bu kadını gördünüz mü? Bu... Birkaç adam onu kamyonetle kaçırdı. Bu kadın kim? O benim... Benim nişanlım. Müşterilerden başkasının yüzüne bakmam ama sanırım bir yerde... Bir yerde gördüm ben onu. Evet, hatırladım. Saat 10 civarında bir kamyonet durdu burada. Bir adam indi, 3 çay istedi. Çayları vermek için yaklaştığımda bu kadının baygın yattığını gördüm. Uyuduğunu sandım. Ama sonra o karanlık tipli adamlar kadını nereye götürüyor diye merak ettim. Adamlara bir şey sordunuz mu? Evet, kadının kim olduğunu sordum. O adam da bana kendi işine bak dedi. Ben fakir bir adamım. Sorun çıkmasını istemedim efendim. Peki siz bir şey duydunuz mu? Nereye gitmiş olabilirler acaba? Fazla konuşmadılar. Ama biri çayınızı çabuk için gitmemiz lazım dedi diğerlerine. Sonra da Bayandar yönüne gittiler. Bayandar mı? Ne tarafa? Bu tarafa gittiler. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Buradan nasıl çıkacağım? Hey, baksana, bir ses duydum ben. Senin miden gurulduyordur, acıktın yine. Hayır değil, bir kadın ağlaması bu, dinle. Pragya bu. Evet, o ağlıyor işte. Ne oldu bayan, ne var? Neden ağlıyorsun? Yoksa anneni mi özledin? Yok, hayır. Sen kocanı özlemişsindir. Ya da karnın mı acıktı ha? Yemek yemişti zaten. O zaman susamış demektir ha? Ama su da içti. Su verme, yoksa başka problem çıkar. Tuvalete gitmesi gerekebilir. Ha, evet, doğru. Neyin var? İyi değil misin? Nasıl iyi olabilirim ki ben? Kocam şu anda bir başkasıyla evleniyor. Ah. Tıpkı havasız yaşanmayacağı gibi ben de kocam olmadan asla yaşayamam. Ah. Abi bir başkasıyla evlenirken ben nasıl ağlamam? Geçmiş geçmiştir bayan. Hem zaten o evlilik töreni de... Demek ki evlenmek kaderlerinde varmış. Şimdi ağlamak ne işe yarar? Yeter artık, ağlama bayan. Patron seni ağlarken görürse bizi azarlar. Beni anlamıyorsunuz. Kalbi kırılan insanlar hayatı boyunca ağlar. Ne düşünebiliyorum ne de uyuyabiliyorum. Bir şeyler içseydim en azından susuzluğumu giderirdi. Hayır. İçecek olmaz. Ben sana içecek falan veremem. Neden bayan veremezmişsin? Bilmiyor musun? Su vermek hayır işlemektir bir kere. Biraz verseniz ölür müsünüz? Ne olur verseniz. Hem bana da yazık değil mi? Ne olur, çok susadım. Ama ne? Siz orada keyif yaparken ben burada işkence çekiyorum. Benim size ne kötülüğüm oldu ki? Ben ne yapacağım ha? Ne yapacağım? Zaten derdim var. Benim kocam beni terk etti. Kalbim çok kırıldı. Her şeyi unutmak istiyorum. Lütfen bana biraz içecek bir şeyler ver. Ağzım kurudu burada. Bana içecek verirseniz ben de bunun karşılığında size para veririm. Ne olur bana bir şey verin hadi. Para mı? Hadi ver.
ama şimdi yanımda hiç yok, hiç yok. Ama kamyonda mücevherlerim var. Onları alın, evet. Ama lütfen, lütfen biraz içecek verin. Çok kötü durumdayım. Ne olur, ne olur biraz olsun uyuyabileyim. Hadi yardım edin, ne olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.